halkım. Sevdikten sonra, bir olduktan sonra, kardeş olduktan sonra, ölümden gayrı her yol bize Ankara arkadaşlar. Böyle güzel bir gecenin mimarı olan sizlerle birlikte olmak benim için onurların en büyüğüdür arkadaşlar. Bu yolculuğa çıktığımda bu yol arkadaşlığınız bana umut verdi. Bu yolculuğa çıktığımda emekçi dostlarımla, örgütümün il başkanı, ilçe başkanlarıyla, kadın kollarımla, gençlik kollarımla, milletvekillerimle, en küçüğünden en büyüğüne, Denizli sevdalılarıyla beraber bu güzel yolculuğu sona erdirdik. Dediler ki bu yolculuk, dediler ki bu yolculuk çok zor. Dediler ki bu yolculuğun sonunda başkan sen bir yere varamazsın dediler. Onlara dedim ki siz dedim karıncanın hikayesini biliyor musunuz karıncanın? Karınca yola çıkmış gidiyor. Demişler ki karıncaya nereye gidiyorsun sen? Karınca demiş ki onlara hacca gidiyorum hacca. Demişler ki karıncaya sen de bu ayak, sen de bu hız, sen bu hacca varamazsın demişler. Karınca dönmüş onlara bir bakmış. Demiş ki ben bir davaya inandım. Sonunda ölüm olsa da ben onu yürürüm, yürürüm demiş. Biz bu yolculuğa çıktığımızda sizlerin sevgisi, sizlerin dostluğu, sizlerin kardeşliğiyle bu yolculuğu bitireceğime ilk günden beri inanıyorum arkadaşlar. Bizler artık Denizli İttifakı'nın mimarıyız. Bugün bu alanda İyi Partili dostlarım var. Cumhuriyet Halk Partili dostlarım var. Milliyetçi Hareket Partili dostlarım var. Adalet ve Kalkınma Partili dostlarım var. Saadet Partili dostlarım var. Gelecek Partili dostlarımız var. Bugün bu alanda DEM Partili dostlarımız var. Bugün bu alanda Denizli İttifakı'nı kurmuş bütün Denizli'nin yiğit insanları var. Hepinizi saygıyla selamlıyorum arkadaşlar.
Bizler gördüğünüz binanın ilk değiştireceğimiz şey Türkiye Cumhuriyeti Denizli Büyükşehir Belediyesi yapacağız. Bizler o Türkiye Cumhuriyeti'nden alerji olanlara, bizler andımızdan alerji olanlara, bizler kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bizler bugünün yolculuğuna değil, 1920'de Kurtuluş Savaşı için yola çıkıp canını vermekten çekinmeyenler gibi, bizler bundan sonra ne bugünü değil, bizler yarını kurmaya geliyoruz. Bizler bu Denizli'nin dedelerimizin mirası değil, evlatlarımızın emanet olduğunu biliyoruz. Bizler tarımıyla, hayvancılığıyla, turizmiyle ayağa kalkacak bir Denizli'ye inanıyoruz arkadaşlar. Bundan sonra Denizli deyince herkesin aklına üreten, çalışan ve büyüyen bir Denizli görecek. İnsanlar Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı'na baktıklarında kendini ya da çevresini zenginleştiren değil, halkını zenginleştiren bir belediye başkanı görecek. Yarın sabahtan itibaren bu kapının önünde nöbet tutacağız. Biliyoruz ki bunca yıldır yaptıklarını kaçırmaya çalışacaklar. Bunca yıldır zenginleştirdikleri adamların nasıl zenginleştiğini ortadan kaldırmaya çalışacaklar. Buradan onlara sesleniyorum. Gittiğiniz deliğe kadar, gittiğiniz yere kadar arkanızdan kovalamazsam namerdim. Bugünden itibaren ne belediyede çalışan kardeşlerimizin, ne esnaflarımızın, ne de bize inanan dostlarımızın hiçbirini yarı yolda bırakmayacağız. Güzel Denizli'de hep beraber olacağız arkadaşlar. Yolculuğa çıktığımda, bu görev bize verilirken bu yolculuğa çıktığımda Sayın Genel Başkanım, bu görevi bize vereceği zaman ondan 5 dakika istedim, 5 dakika. Dedim ki Sayın Genel Başkanım, ben bu yolculuğa çıkarım, aramam gereken bir dostum var dedim. Bana müsaade edin. Sağ olsun Sayın Genel Başkanım dedi ki, başkanım ben bir görüşme yapayım, sen o sırada git işini gör. Dışarıya çıktım, Denizli'de bir dostum aradım, Denizli'de. Dedim ki, ben büyük bir yolculuğa çıkmak üzereyim. Bu yolculukta benimle beraber yol yürür müsün? Ben senden bir şey istediğinde yapar mısın dedim. Dedi ki başkanım, ben bu şehirde 10 yıl Cumhuriyet Halk Partisi sayesinde belediye başkanlığı yaptım. Dedi ki ben bu şehirde bu makama gelirken bana bu makamı bir cumhuriyet, bir de Cumhuriyet Halk Partisi verdi dedi.
sen bu saatten sonra bana dersen ki Çamali'ye git, Kalınkoz köyünde muhtar ol, giderim Kalınkoz'da muhtar olurum dedi. Sen bana dersen ki dedi, sen bana git, belediyenin önünde bekçi ol dersen bekçi olurum dedi. Ben de ona dedim ki, abi benim bir ustaya ihtiyacım var, benim bir bilene ihtiyacım var. Dedim ki bu yolu benimle yürüyeceksen ben de bu adaylığı kabul ediyorum dedim. Yanıma getirdim ve dedim ki bugün bu denizi Ali Marım başkanımla beraber bu denizi beraber güzelleştireceğiz. Denizli sporu yeniden birlikte ayağa kaldıracağız. Denizli'nin Oruz'u bu hale getirenlerden de hesap soracağım. Oruz'u Avrupa kupalarından alıp da bu hale getirenlerden de hesap soracağım. Emin olun. Kardeşlik hukukumuz geçerli. Ama kardeşlik hukukumun geçmediği insanlar olacak. Evet. Kardeşlik hukukumuz herkeste var. Kardeşlik hukukumuz herkeste var. Ama kardeşlik hukukumuz yetimin hakkını yiyenle yok. Kardeşlik hukukumuz Denizli Spor'un hakkını yiyenle yok. Kardeşlik hukukumuz Denizli'nin kaynaklarını sömürenlerle yok. Kardeşlik hukukumuz o belediyedeki iki Mehmet'le hiç yok. Sabahleyin tek tek resimlerini çektirdim. Sabahleyin o belediyenin kaynaklarından Çamlık'ta ikiz kule yapanlardan, Türkiye'de franchising zinciri kuranlardan, önce halk huzurunda sonra Allah'ın huzurunda hesap sorulması için ne gerekiyorsa yapacağım arkadaşlar. Birlikte başaracağız. Bugün buradan size söz veriyorum. Birlikte yöneteceğiz. Çünkü bu şehri beraber kazandık. Artık bundan sonra Denizli'nin hiçbir yerinde Nuri Çavuşoğlu çalışıyor diye pankartta görmeyeceksiniz, billboardta görmeyeceksiniz. Çünkü Nuri Çavuşoğlu bu halka hizmetkar olmaya geldi, hizmetkar. Ben bu halka görevimi yerine getirirken alkış beklemek için bu yola çıkmadım. Ben bu halka hizmetkar olduğumda beni alkışlayın diye değil, eksik yaptığımda eleştirin diye yola çıkıyorum arkadaşlar. Beni çeken bu kardeşlerime de söylüyorum. Basın mensubu arkadaşlarıma da söylüyorum. Artık sizin yüzünüz de gülecek. Korkmayın. Bundan sonra beni eleştirmezseniz asıl o zaman iki elim iki yakanızda olacak sizin. Artık Denizli basını benim gönderdiğim
belediye tarafından gönderilen matbu haberleri girerseniz o zaman sizden hesap sorarım. Çünkü siz görevinizi yapacaksınız ki ben hatalarımı göreceğim, hatalarımı. O hatalardan ders alacağım. Bunu nasıl başaracağız? Bunu artık şehrin tamamını halkımla beraber, esnafsa esnaf odalarıyla beraber, tüccarsa ticaret odalarıyla beraber, tarımla uğraşıyorsa ziraat odası başka, ziraat odasıyla beraber, mimar mühendislerin sorunu var. Şehre bir şey mi yapılması gerekiyor? Tüm hopla yapacağız. Denizli'de neyi inşa edeceksek aklın ve bilimin ışığında inşa edeceğiz. Gideceğiz Pamukkale Üniversitesi'nde kalan hocalarımızla beraber bu şehrin kaderini yeniden değiştireceğiz. Başaracağız. Bu denizin kaderini hep beraber değiştireceğiz. Şimdi arkadaşlar sabahtan beri söylüyorlar. Ya başkanım, biz Zeybek oynamazsın mı diye. Yalnız işi kötü tarafı şu. İşi kötü tarafı şu. İşi kötü tarafı şu. Ben Zeybek oynamasını bilmiyorum. Ama derseniz ki Cemil'e oynar mısın? Oynarım. Derseniz ki sahayı açalım, halay çeker misin derseniz çekerim. Ama size bir söz veriyorum. En kısa zamanda Zeybe'yi öğreneceğim. Zeybe'yi öğreneceğiz. Çünkü bu meydanda daha çok eğleneceğiz arkadaşlar. Bundan sonra sanıyorlarsa ki yok 5 yıl sonra şöyle olur, yok 3 yıl sonra böyle olur, bu meydana bir daha gelebiliriz. Aha, o dükkan kapandı arkadaşlar. Çünkü o seçim çalışmasında gittiğim kahvede arkadaşlar soruyordu oyun oynarken. Başkanım sen bizim yanımıza bir daha gelmezsin diye. Fabrikaya gittim. Fabrikada kardeşlerim dedi ki ya biz senin gibi çok adam gördük. Yıllardır gelirler giderler. Bizim hayatımızda hiçbir şey değişmedi dediler. Bundan sonra bir sabah bakacaksınız kahvaltıyı fabrikada işçi kardeşlerimle yapacağız. Bir akşam bakacaksınız
Zeytinköy'deki kahvede beraber okuyacağız. Bir sabah bakacaksınız. Bir sabah bakacaksınız. Bir sabah bakacaksınız. Pazar yerinde esnaflarımız tezgahı açarken onlarla kahvaltı yapacağız. Çünkü Nov TV'de demişler ki adam karpuzcuymuş, belediye başkanı olmuş demişler. Karpuz kamyonu kasasında karpuz satarken ne kadar mutluysam bugün de o kadar mutluyum. Çünkü o günde alnımın teriyle çalışıyordum. Bugün de alnımızın teriyle birlikteyiz. Şimdi hep beraber yapacak çok işimiz var. Nasıl? Biz bir söz verdik. Alnının teriyle çalışan hiç kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız. Ama yeter ki içinde alın teri olsun. Yeter ki içinde garibin kurabanın yetimin hakkı olmasın. Yeter ki içinde Denizli halkından aşırılmış bir şey olmasın. Bunlar yoksa bu kardeşinizin baş tacısınız. Bundan sonra bizim başkanlığımızda ezilecek bir tek kişi var. Bizim başkanlığımızda bir tek kişi ezilir. O da belediye başkanı olacak arkadaşlar. Belediye başkanı. Bugünden itibaren Çavuşoğlu'yla yol yürüyen belediye başkanlarından, Çavuşoğlu'yla yol yürüyen daire müdürlerinden, Çavuşoğlu'yla yol yürüyen genel sekreterinden, genel yardım sekreter yardımcısına kadar bir tanesinin zenginleştiğini, hakkı olmadan bir şeylere sahip olduğunu görürseniz abu kardeşinizin gelin yakasından yapışın. Bugün de sokaktayım. Biraz sonra da aranıza gireceğim. Bu alanda sizlerle beraber bu meydanın içerisinden yürüyerek geçeceğim. Bundan sonra bu kardeşinizi el mesafesinde bulacaksınız. Bundan sonra bu kardeşinizi istediğiniz zaman dokunabileceksiniz. Yeniden başlayan bu güzel Denizli yolculuğumuzda bizimle beraber olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Bu güzel ayda Ramazanımız mübarek olsun. Allah'ım tuttuğumuz oruçları kabul eylesin. Allah'ım devletimize, milletimize zeval vermesin. Allah'ım bugünden sonra Denizli'de üretmek isteyen herkesin yolunu açsın. Sizlerin önünde saygıyla eğiliyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Allah'a